Fıtık bir dokunun bir yerden bir yere çıkması durumudur. Şurada vardı değil mi fıtıklı şeyler? Şu fıtıklı şey mi hocam? Evet fıtıklı. mesela ha. şöyle şey yapabiliriz. Evet şunu yakın çekim yapabilirse eğer arkadaşlar. Ben de tam da Cem Yılmaz gibi <laughs> söyleyeyim. <Fıtık. gülüyor> baskılı baskılı. Evet o çok e, güzel bir parodiydi gerçekten e, bizim şeyimizle ilgili. Şimdi iki omur arasındaki diskten bahsettik. Bu disk şuraya çekebiliyor muyuz? Evet. evet şöyle evet, daha iyi herhalde. Kırmızı ile gösterilen yapı arka taraftaki de sinir. Şimdi buradaki doku içindeki sıvıyı kaybedince geriye doğru taşınca fıtık neydi? Bir yerin bir, bir dokunun bir yerden bir yere çıkmasıydı. Yani kıkırdağın geriye doğru sinire basmasıyla birlikte dikkat ederse alt taraftaki sinir daha ince. Evet. Üst taraftaki sinir daha basıya kalın. bağlı olarak daha kalın. İşte fıtık dediğimiz hadise e, buradaki dokunun geriye doğru basması ve sinir e, baskısı. Yani baskı arttıkça sinir kalınlaşıyor mu, onu mu anlamalıyız? Dolaşımı bozuluyor çünkü. Hı hı. Peki hocam, yani fıtık mıyız değil miyiz? Bunu anlayacağımız bir testimiz var mı? Şimdi bel ağrısı. Hı hı. Şunu devam edeyim istersen ondan sonra evet, şey tamam. yapalım. E, bel fıtığı evet bel ağrısı sebebidir ama her bel ağrısı e, bel fıtığından dolayı olmaz. Bizim en sık karşılaştığımız bel ağrısı toplumumuzda bu stüdyoda dışarıda sokakta en sık karşılaştığımız ağrı sebebi mekanik kökenli bel ağrıları. Hı hı. Nedir mekanik kökenli bel ağrıları? İşte çok uzun süre masa başında düz, e, yanlış postürde oturmak sonrası e, ortaya çıkan adeli ağrıları. Mesela buna bir evet.